BOA Türkçe ve EkoTürk ortak yayınından herkese 6. gün programından iyi akşamlar diliyorum. Bir cumartesi günü daha karşınızdayız. Hafta içi yaptığımız canlı yayınlardan sonra hafta sonu 6. gün programında biraz nefes alıyoruz. Amerika'ya ait, dünya gündemine ait ilginizi çekilecek haberlerle karşınızda oluyoruz. Bu haftada hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu başlıyor hem ABD-İran arasında yaşanan gerginlik var. Aynı zamanda Yine Amerika'nın konuştuğu önemli konulardan birisi elektronik sigaralar. Gündemimizin önemli konuları olacak. Altıncı gün başlıyor. İlk konumuz Amerika Birleşik Devletleri İran gerginliği. Geçen hafta biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın doğusundaki iki petrol tesisine düzenlenen saldırılar yeni bir savaş mı başlıyor sorusunu gündeme getirdi. Saldırılardan sorumlu tutulan İran suçlamaları reddediyor. Ancak Amerikalı yetkililer Tahran'ı suçlamaya devam ediyor. Trump son yaptığı açıklamalarla çatışma ihtimalini geri plana itti. Ama ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İran'ı hedef göstermesi, krizin daha da derinleşmesi yorumlarını ön plana çıkartıyor. Serhan Akif Akyıldız, İran-Amerika-Suudi Arabistan üçgeninde yaşanan krizi haberleştirdi. Suudi Arabistan'ın doğusundaki iki petrol tesisine düzenlenen saldırı bir anda dünyanın gündemine oturdu. Hedef olan tesislerden biri dünyada en fazla ham petrolün işlendiği tesis. Saldırılar nedeniyle dünya petrol üretimi zarar gördü. %5 oranında etkilendi. Petrol fiyatları yükseldi. Yemen'de İran'ın desteklediği husilerin üstlendiği saldırılar bölgede zaten yüksek olan gerilimi daha da arttırdı. Ancak saldırıyı gerçekten husiler mi düzenledi? Amerika ve Suudi Arabistan bu konuda şüpheli. Suudi Arabistan saldırılarda İran silahlarının kullanıldığını belirtiyor. Amerikalı yetkililer de İran'ı işaret ediyor. Amerikan medyasındaki haberlere göre Suudi Arabistan'daki tesisleri vuran füzeler ve insansız hava araçları İran'dan havalandı. Füzeler İran-Irak sınırındaki bir İran üssünden havalanarak düşük irtifada Irak ve Kuveyt hava sahasını geçti ve Suudi Arabistan'daki hedefleri vurdu. Hatta bazı füzeler hedeflere ulaşmadan çöle düştü. Yetkililer şimdi bu füzeleri de inceliyor. Suudi Arabistan'daki Amerikan silah sistemlerinin de bu incelemede önemli bilgilere ulaşılmasında yardımcı olacağı kaydediliyor. Suudi Arabistanlı yetkililer düzenledikleri basın toplantısında saldırılarda kullanıldığını söyledikleri füzelerin görüntülerini kamuoyuyla paylaştılar ve bu füzelerin İran yapımı olduğunu kaydettiler. Yetkililer ayrıca saldırıların Tahran'ın iddia ettiği gibi güneyden değil, kuzeyden gerçekleştirildiğini söyleyerek İran'ı işaret ettiler. Tahran saldırılarla ilgili suçlamaları kabul etmiyor. Ancak olay bölgede iki ülke arasındaki çekişmeyi bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Konu İran'ın olaya dahil olup olmaması değil. Bu bir soru bile değil. Ama buradaki olay savaşın Suudi Arabistan ve İran arasında olmasını sağlama girişimi. Aslında savaş bu iki ülke arasında bile değil. İran ve Suudi Arabistan iki ülke uzun yıllardır bölgenin etkin gücü olabilmek için mücadele veriyor. Bu çekişmede dini inançlardaki farklılıklar da etkili. Suudi Arabistan kendisini Müslüman dünyanın lideri olarak görüyor. Ancak 1979'daki İran devrimiyle dengeler değişti. Son 15 yılda yaşananlar iki ülke arasındaki farklılıkları daha da keskinleştirdi. 2003'te Irak'ta Saddam Hüseyin'in devrilmesi İran'ın bölgede gücünü daha da hissettirmesine neden oldu. 2011'de başlayan Arap Baharı ile iki devlet bölgede karşı tarafları destekledi. Tahran bölgede araç olarak kullandığı güçlerle Akdeniz'e kadar olan bir alanı kontrol altına almaya çalışmakla suçlanıyor. İki ülke doğrudan çatışma içinde bir savaş içinde değil ancak dolaylı olarak Yemen dahil bazı bölgelerde çatışma içinde. Peki ya bundan sonra iki ülke arasında doğrudan bir savaş çıkar mı? Bu gerçekten bütün oyunu değiştirdi. Bu Suudi Arabistan'ın petrol üretimini en az bir yıl etkileyecek. Bu Suudi Arabistan'ın petrolü silah gibi kullanmasının da önüne geçecek. Bu olay Amerika, Rusya ve İran ya da Kanada'daki petrol üreticilerinin işine yarayacak. Çünkü artık petrole erişim daha da zorlaşacak. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerinin güvenliği uluslararası toplum için çok önemli. Bölgede önemli oranda Amerikan askeri varlığı da bulunuyor. Bir çatışma yaşanacaksa bu büyük olasılıkla planlı değil, kazayla olacak gibi. Ancak Trump yönetiminin bölgeyle ilgili planları ve Suudi Veliaht Prensin İran'a karşı koymak için ne gerekiyorsa göze alabileceği yönünde verdiği izlenim belirsizliklere yenilerini ekliyor. Serhan Akif Ak Yıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika 74. kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapıyor. New York'ta halen devam eden alt düzey çalışmaların yanı sıra önümüzdeki hafta salı gününden itibaren üst düzey toplantılar başlayacak. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu toplantılarda temsil edecek ve ikili görüşmeler yapacak. En önemli görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'la yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Birleşmiş Milletler toplantılarını VOA Türkçe servisi adına arkadaşımız Özlem Tınaz izleyecek ve bu toplantılar öncesinde sizlere Birleşmiş Milletler gündemini hazırladı Özlem Tınaz. Hep beraber izliyoruz. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu yoğun bir gündemle toplanıyor. Toplantılarda Birleşmiş Milletlere üye 193 ülke ile 3 gözlemci ülkenin liderleri ve heyet başkanları bir araya gelecek. Birçok önemli uluslararası sorunu ele alacak. Amerika her yıl olduğu gibi bu eylül ayında da dünya liderlerine ev sahipliği yapıyor. Salı günü başlayacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üst düzey çalışmaları kapsamında devlet başkanları ve başbakanlar dünya liderlerine hitap edecek. Katılacakları toplantılarda küresel sorunları ele alacaklar. 23 Eylül'de düzenlenecek iklim değişikliği zirvesi de liderlerin yoğun ilgi göstereceği toplantılardan biri olacak. ABD-Çin ticaret savaşı, Orta Doğu barış süreci, Suriye'de kalıcı barışın sağlanması, Suudi petrol tesislerine saldırılar, Yemen'de yaşanan kriz, Venezuela ve Orta Doğu'dan mülteci göçü, nükleer silahsızlanma gibi birçok uluslararası siyasi konunun yanı sıra sürdürülebilir kalkınma hedefleri, uluslararası ekonomi, sağlık, Birleşmiş Milletler reformu gibi konularda liderlerin gündeminde olacak. Başkanlığının Nijeryalı siyaset bilimci ve politikacı Tijani Muhammed Bandi'nin yaptığı genel kurul çalışmalarında Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Erdoğan'ın 24 Eylül Salı günü genel kurulun ilk oturumunda liderlere hitap etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel başta olmak üzere birçok liderle ikili görüşme yapması planlanıyor. Yüzden fazla liderin resmi görüşme talep ettiği başkan Donald Trump, Amerikan başkanı sıfatıyla katıldığı ilk Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaklaşık bir saat görüşmüş, iki lider dostluk ve işbirliği mesajları vermişti. Geçen yılsa her iki taraftan da görüşme talebi gelmedi ancak kısa da olsa sohbet etme imkanı buldular. Bu yılsa Trump Erdoğan görüşmesinin olabileceği sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan Trump'la ikili bir görüşme yapabileceğini, masadaki en önemli konununsa İdlib olacağını söyledi. Muhtemel diğer başlıklarsa S400 krizi ve İran. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurul çalışmalarının yanı sıra New York'ta bulunan Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek. Erdoğan Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek etkinlikte de Türk toplumuyla buluşacak. Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenecek 10. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Erdoğan, Türk ve Amerikalı yatırımcılara mesajlarını iletme fırsatı bulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarının ardından 25 Eylül'de New York'tan ayrılacak. Özlem Tınaz, Amerika'nın Sesi New York. Amerika'nın yeni Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Büyükelçi Kelly Knightcraft oldu ve görevine başladı ancak Kraft'ın yeni makamına alışmak için çok zamanı olmadı. Çünkü Kraft, dünya liderlerinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yıllık toplantısı için bir araya gelmesinden hemen önce göreve başlamıştı. Dilge Timoçi'nin haberini izliyoruz. Kraft güven mektubunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunduktan sonra Güvenlik Konseyi'ne geçti. Yeni meslektaşları tarafından sıcak bir karşılamayla göreve başlayan Kraft, daha sonra oy kullanarak üç tasarıya destek verdi. Kraft, gazetecilere yaptığı açıklamada sadece Başkan Trump'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi değil, aynı zamanda Amerika'nın özgürlük, demokrasi ve insan haklarına olan taahhüdünün sesi olacağını söyledi. İnsani krizlerle jeopolitik zorlukların damga vurduğu bir dünyada Amerika'nın güçlü liderliği kritik önem taşıyor. Bu görevi yerine getirmeye hazırım. Amerika'nın değer ve çıkarlarını savunacağım. Dost ve müttefiklerimizin yanında duracağım. Yoksul ve güçsüzlerin sesi olacak, insanlık onurunu ilerletmeyi canı gönülden arzu edenlerle birlikte çalışmaktan hiçbir zaman yılmayacağım. Kentucky'li eski iş kadını Kelly Knight Craft ve eşi kömür sektörü yöneticisi milyarder Joe Craft, Cumhuriyetçi Parti'nin tanınmış bağışçıları arasında. Çift, Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasına 1 milyon dolar bağışlamıştı. Trump'ın iki yıl önce Kanada Büyükelçisi olarak atadığı Kraft, Amerika-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nın müzakeresi sırasında görev başındaydı. Birleşmiş Milletler'deki yeni görevi için 31 Temmuz'da Senato'da çok az bir çoğunlukla onay alan Kraft, bazı demokratlar tarafından dış politikada yeterli deneyimi olmadığı için eleştirilmişti. Açık konuşayım, bu kadar zor ve karmaşık bir görev için yeterli vasıflara sahip olmadığınız konularda çok derin çekincelerim var. Tarihe bakacak olursak, Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcilerinin dış siyasetle doğrudan bağlantılı deneyimlerle bu göreve geldiklerini görüyoruz. Kraft'ın Kanada Büyükelçiliği boyunca uzun süre makamında olmaması da tartışma konusu olmuştu. Kelly 608 günlük görev süresinin yarısından fazlasında makamında değildi. Craft'in patronu Başkan Trump dahil dünya liderleriyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için bir araya gelmesine bir haftadan biraz fazla süre var. Birleşmiş Milletleri uzun süredir takip eden Richard Gabbin, Kraft'in yıllık toplantıda sadece figüranlık yapacağını söylüyor. Kraft'ın işi Başkan Trump'ın New York ziyaretinin iyi geçmesini sağlamak. Kendisi tek başına ciddi ve kapsamlı diplomasi yapmayacak. Kraft ancak genel kurul toplantıları sona erdikten sonra New York'ta kişisel olarak etki oluşturmaya başlayacak. Yıllık toplantılardan sonra Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleriyle ve güç odaklarıyla ilişkiler kurmaya başlayabilir. Bu yılki toplantının en önemli gündem maddelerinden biri iklim değişikliği olacak. Kömür sektörüyle derin bağları olan Kraft, geçmişte Kanadalı bir gazeteciye iklim tartışmasının her iki tarafına da inandığını söylemişti. Büyükelçi Kraft, 9 ay önce görevi bırakan Nikki Haley'nin yerini alıyor. Kabine üyesi de olan Haley, görevi boyunca herkesce tanınan bir siyasi profil oluşturmuştu. Kraft ise kabinede yer almayacak. Uzmanlar Kraft'in Amerikan dış siyasetini şekillendirmede Haley'e oranla çok daha sınırlı bir rol oynayacağı görüşünde. Dilge Timoçin, Amerika'nın sesi Washington. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarında ölenleri andı geçtiğimiz hafta. 3000 kişinin hayatını kaybettiği ve El-Kaide teröristlerin bunlar 18 yıl önce 4 uçağı kaçırarak yaptığı bu eylemler adeta bir katliama dönüşmüştü. Yapılan terör eylemi bir devri değiştirdi diyebiliriz. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre terör saldırılarından 18 yıl sonra tüm dünyada askeri harcamalar en yüksek seviyeye çıktı. Dünyada askeri harcamalar yeni bir zirveye ulaştı. Yalnızca 2018'de yapılan askeri harcamalar 1 trilyon 800 milyar doları buldu. Bunu savaşa neden olacak bir durum değil, bir uyarı işareti ya da yakından izlenmesi gereken bir gelişme olarak görmeliyiz. Askeri harcamalar soğuk savaş sonrasında 1998 yılında rekor düzeyde düşmüştü. Sonra 11 Eylül saldırıları yaşandı. Amerika ve müttefiklerinin Afganistan ve Irak'ta küresel teröre karşı verdikleri savaşla tetiklenen askeri harcamalar Obama dönemindeki kısıtlamalarla azalmıştı. Ancak bu harcamalar Rusya ve Çin sayesinde yeniden arttı. İki tane revizyonist güçle karşı karşıyayız. İkisi de şu anda bulunmadıkları bir yerlere gelmek istiyor. Biz sadece Amerika'nın çıkarları için değil, müttefiklerimiz ve ortaklarımız için de bunu önlemek istiyoruz. Amerika küresel askeri harcamaların üçte birinden fazlasından sorumlu. 11 uçak gemisi, güçlü bir nükleer cephanelik, yeni elit savaşçı jetler ve 2 milyon 100 bin asker. Uzmanlar Amerika'nın askeri gücünün en büyük güç olduğu görüşünde. Sanırım bazı dönemlerde Rusya ve Çin'i olduğundan büyük gösterme eğilimi oluyor. Ancak bu doğru değil. Onların bir çatışma sırasında kullanabileceğimiz çok sayıda zayıf noktası var. Ancak bunlar aynı zamanda onların bizden ileri olduğu alanlar. Çin şu anda dünyada en fazla askeri harcama yapan ikinci ülke. Çin 1990'da yalnızca %2 olan askeri harcamasını %14'e çıkardı. Bizimle çalışan ve bunu gören müttefiklerimiz ve ortaklarımızın Çin'in ordusunu modernize etmek gibi bir çaba içinde olduklarına ve gelecekte bir çatışmada bizi ya da müttefiklerimizi bozguna uğratacaklarına aldanmamalı. Çin son 10 yılda iki uçak gemisi edindi, bir üçüncüsü ise yapım aşamasında. Kendi elit savaşçı jetlerini geliştiren Pekin, asker sayısını 2 milyon 500 bine çıkardı. Çin ses hızının 5 katı hızla uçan hipersonik silahlar gibi yeni teknolojilere yatırım yapıyor. Bu durum komşuları tarafından bir tehdit olarak algılanabilir. O zaman da bu komşular da buna tepki gösterecektir. Örneğin Hindistan sadece 3 yılda askeri harcamasını 11 milyar dolardan fazla arttırdı. Şimdi dünya sıralamasında 4. durumda. Rusya 2018'de askeri harcaması en fazla ülkeler listesinde ilk 5'ten düşmüş olsa da 2008'de Gürcistan'ı işgal edip 2014'te Ukrayna'nın bir kısmını ilhak edince NATO'nun dikkatini çekti. 29 NATO ülkesinin 963 milyar dolarlık askeri harcaması 2018'de dünya askeri harcamasının %53'ünü oluşturdu. Amerika'nın müttefiklerine savunma harcamalarını gayri safi milli hasıllarının %2'sine çıkarması yönünde baskısının da bu harcamaları artırması bekleniyor. I don't think we can let bu ülkeleri rahat bırakamayız. Bunun yerine başka bir şey koyamazsınız. Yüzde ikilik harcamam teknolojiye gidecek ya da bununla altyapıya yatırım yapacağım diyemezsiniz. Rusya'ya ait bir Tugay'ı yol yaparak engelleyemezsiniz. Gerçek güce ihtiyacımız var. Ülkeler en kötü senaryoya hazırlanırken dünya güçleri herhangi bir potansiyel çatışmanın felakete yol açabileceğinin farkında. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi Washington. Asgari ücretin 2 dolara kadar düştüğü ve halkın beslenme, barınma, eğitim ve ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığı Venezuela'da nüfusun ciddi bir kesimi kültürel ve sanatsal etkinliklerden uzak duruyor. Çünkü para yok. Bunlara gitmesi de mümkün değil zaten. Bu durumdan da en fazla etkilenen sektörlerden birisi sinema sektörü tabii ki. Amerika'nın Sesi Venezuela muhabiri Mustafa Özdemir Sinema sektörüne dair sorunun muhataplarıyla konuştu. Ekonomiden siyasete, sosyal yaşamdan sağlığa krizlerin ülkesi haline geldi Venezuela. Elektrik ve su kesintileri, göç dolayısıyla artan şehir nüfusu barınma sorununu tetiklerken hayat pahalılığı nedeniyle Venezuelalılar sosyal faaliyetlerini de kısıtlıyor. Ekonomik ve siyasi krizin derinleşmesinden önce Venezuelalıların nefes aldığı mekanlardı sinema salonları. Ekonomik kriz dolayısıyla halk geçim derdine düşerken hayat pahalılığı sinema salonlarının birçoğunun kapanmasına neden olmuş, sinema izleyicisi de neredeyse yarı yarıya azalmış durumda. Venezuela'da 2015'te 30 milyon olan sinema seyircisi 2018 yılında 13 milyona düşmüş ve gittikçe de azalıyor. Sadece seyirci sayısı değil, üretilen yerli filmler de ekonomik kriz nedeniyle gittikçe azalmış. <laughs> Biz 2005'ten 2015'e kadar birçok yerli film ürettik. Uluslararası ödüller aldık ve sinema izleyicisi sayımızı da arttırdık. Ancak ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte son 4 yılda yerli film izleme oranlarındaki düşüş %90'lara ulaşınca yapımı 150 bin ile 500 bin dolar arasında bir bütçe gerektiren yerli filmler için kaynak bulmakta zorlaştı. Bundan 4 yıl önce yerli filmlere ortalama 120 bin seyirci gelirken bugün bu sayı 12 bine düşmüş durumda. Venezuela'daki sinema sektöründe faaliyet gösteren iki ulusal sinema salonu zinciri var. Genelde Hollywood filmlerinin gösterildiği bu salonlarda sinema biletlerinin bedeli yaklaşık 25 bin bolivar yani asgari ücretin %60'ından daha fazla. Ben bir okulda sekreter olarak çalışıyorum ve aylık 85 bin bolivar kazanıyorum. Sinemaya oğlum ve yeğenimle geldim. Üç biletin yanı sıra bir paket patlamış mısır ve iki meşrubat satın aldım. ...ve yaklaşık 170 bin bolivar yani iki aylık maaşımı ödedim. Dalila Urbina, kısıtlı maaşı nedeniyle... ...yurt dışında çalışan eşinin yolladığı para olmasa... ...sinemanın yakınından dahi geçemeyeceğini söylüyor. Örneğin benim iş arkadaşlarımın çoğu sinemaya ya da benzeri bir etkinliğe... ...ekonomik yetersizliklerden dolayı gidemiyor. Krizle birlikte sayıları azalsa da görece daha ucuza kaliteli Avrupa ve Latin Amerika filmleri izleyebileceğiniz alternatif sinema salonları da mevcut. Örneğin ayakta kalma mücadelesi veren Kiroz'un sinemasında 8 bin bolivara yani askeri ücretin beşte birini ödüllü bir film izleyebilirsiniz. Biz Karakas'ta sanatsal ve kültürel içerikli Avrupa, Latin Amerika ve diğer filmleri gösteren birkaç sinema salonundan biriyiz. Salonumuzun doluluk oranı krize kadar pazartesinden perşembeye yüzde %70-75, cumadan pazara kadarsa %90-95 iken bugün ise %30-35'lerde. Sinema işletmecisi Livio, eskiden işlettiği sinemada 6 kişi çalıştırdığını ancak şimdi eşiyle birlikte bütün işleri kendilerinin yaptığını belirtiyor. Normalde dünyadaki en erişilebilir gösteri biçimlerinden biri olan sinema, bugün Venezuela'da ekonomik kriz, enflasyon ve düşük maaşlardan dolayı birçok kişi için bir lüks. Örneğin bizim salonumuza daha çok iyi film izlemek isteyenler ve 6-8 bin bolivara ödeyebilmek için para biriktiren seyirciler geliyor. Ben asgari ücret kazananların sinemaya gidebilmesine mümkün olmadığını açıkça söyleyebilirim. Ekonomik krize rağmen halkın sinemaya ulaşımına yardımcı olanlar da var. Ücretsiz açık hava sinemalarıyla sinemaya gidemeyen halka sinema götürülüyor. Plastik sandalyeler kamyondan indiriliyor ve fakir semtlerde şişme sinema perdeleri kuruluyor. Açık Hava Sineması'nın ekranını, ses ve görüntü sistemlerini, sandalyeleri hazırlayan bir ekibe sahibiz. Burada oluşturduğumuz sahnenin dört köşesine koyduğumuz 500 wattlık dört ses operlorumuzla ve 8 çarpı 6 metre boyutlarındaki bir ekrana yansıttığımız HD kalitesinde yüksek çözünürlükteki görüntüyle açık havada sinema gösterimi yapıyoruz. Sineması olmayan şehir ve belediyelere gitmekte dahil olmak üzere filmlerin seyirciyle buluşma Dolayısıyla kültürel bir etkinliğe katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Filmin sonunda seyircilerin ses ve görüntülerden filmin heyecanından nasıl etkilendiklerini yüzlerinden okuyabiliyorsunuz. Arkadaşlarımdan mahalle meydanında sinema filmi gösterileceğini duydum ve izlemeye geldim. Bence özellikle ekonomik yetersizliklerden dolayı sinemaya gidemeyen insanlar ve aileler için harika bir alternatif. Ben en son geçen yıl bir sinemaya gitmiştim. Ekonomik durumum sinemaya gitmeme izin vermese de bu tip sosyo-kültürel etkinliklerin bireylerin psikolojik ve sosyal gelişimi üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Venezuela'da son 4 yılda toplam sinema seyircisi sayısı %60 azalmış ve bunun en temel nedeni halkın alım gücünün düşmesi. Ancak bu senaryodaki acı gerçek azalan sinema seyircisi sayısı değil, en sıradan kültürel etkinliklerin bile nüfusun önemli bir kesimi için lüks haline dönüşmüş olması. Mustafa Özdemir, Amerika'nın Sesi, Karakas. Son yıllarda popülaritesi giderek artan elektronik sigara kullanımı birçokları tarafından tütüne karşı daha sağlıklı bir seçenek olarak tanıtıldığı nitelendirildi. Nane balonlu ciklet, işte dondurma, kurabiye gibi aromalar ergenlik çağındaki gençlere cazip geliyor. Ancak son zamanlarda elektronik sigara kullanımına bağlı ağır akciğer hastalıkları ve hatta ölüm vakalarının artması Trump yönetimini de alarma geçirdi. Trump yönetimi elektronik sigaralarda kullanılan aromaalı nikotin kartuşlarını tamamen yasaklamak için düğmeye bastı. Ama ilk adımı New York valisi Cuomo attı. Dilge Timoçin'in haberini izliyoruz. Açıklama solunum güçlüğü ve ağır ciğer hasarı gibi aromalı elektronik sigara kullanımına bağlı sağlık sorunlarının ergenlik çağındaki gençler arasında hızla artmasından sonra geldi. Teksaslı öğrenci Hunter Sims elektronik sigara kullandığı için neredeyse öldüğünü söylüyor. Bu alışkanlık sona ermeli. Gıda ve ilaç dairesi daha kötüleşmeden soruna el atmalı. Aileler hastalanan genç sayısı arttıkça federal hükümetin bir an önce harekete geçmesi için seslerini yükseltmeye başladı. Tüm aromalı nikotin ürünlerinin yasaklanması gerekir çünkü çocuklar aromaya aldanıyor. Hiç kimse elektronik sigaraya tadı nikotinli olduğu için başlamıyor. Değişik aromaları denemek istiyorlar. Aromalı ürünler çocuklara pazarlanıyor. Başkan Trump satışlara darbe vuracak olsa bile elektronik sigaralarda kullanılan aromalı ürünleri yasaklayacaklarını açıkladı. Elektronik sigara anladığım kadarıyla çok büyük bir sektör haline geldi. Çok kısa süre içinde çok büyüdü ancak kimsenin hastalanmasına izin veremeyiz. Gençlerimizin bundan etkilenmesine seyirci kalamayız. Sağlık Bakanı Alex Azar, Amerika'da 8 milyon yetişkinle 5 milyon ergen gencin elektronik sigara kullandığını söylüyor. Tüm bir nesil çocuk nikotin bağımlısı haline gelme riski altında çünkü elektronik sigara ürünleri cazip, çekici ve erişimi kolay. Bakan Alex Azar, satış yasağının tütün aroması hariç tüm aromalı nikotin ürünlerine uygulanacağını söyledi. Elektronik sigara ürünlerini imal eden firmalar, bundan böyle ürünlerini piyasaya sürmeden önce gıda ve ilaç dairesinden onay alacak. Flavor... Tütün aromalı elektronik sigara imalatçıları satış onayı alabilmek için gelecek Mayıs'a kadar gıda ve ilaç dairesine başvuracak. Diğer aromalı ürünler için de başvuruda bulunabilirler ancak bu ürünler daire tarafından onaylanıncaya kadar piyasadan kaldırılacak. Bazı sağlık uzmanları çocukları korumak için önlemlerin artırılmasını istiyor üzerinde balonlu ciklet ya da jöleli ayıcık şeker etiketi olmadığı sürece çocuklara pazarlanan bu aromalı ürünlerin satışı devam edebilir. Michigan Amerika'da aromalı elektronik sigara satışının yasaklandığı ilk eyalet oldu. Ancak bu yasakların yasa dışı satışları kürükleyeceğine dair endişeler de giderek artıyor. Uzmanlar elektronik sigara kullanımının tehlikeleriyle ilgili kamu bilincinin arttırılması ve gençleri sigara alışkanlığından uzak tutma çalışmalarının birlikte yürütülmesi çağrısı yapıyor. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. BIA Türkçe Servisi'nin Washington'dan deneyimli muhabirlerinin hazırladığı 6. gün programının sonuna geldik. Yayınlarımızı Hafta içinde 5 gün saat 18.30'da EkoTürk televizyonunda izleyebilirsiniz. Hafta sonu da cumartesi günü yine saat 18.30'da EkoTürk'te 6. gün programında Amerika'nın değişik renklerini yine bulabilirsiniz. Ben Serdar Cebe. Herkese Washington'dan iyi akşamlar.